Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından uzaklaşarak başka anlamda kullanılan sözler mecaz anlamlıdır. Bir insan diline mecaz özelliğini kullanabildiği ölçüde hakimdir diyen bir öğretmen aşağıdaki oyunu kurgulamıştır. Bu oyuna göre öğrenciler hedef tahtasına kurdukları cümledeki mecaz anlamlı sözcük sayısı kadar ok atma şansı kazanacaktır. Öğrenciler oklarını isabet ettiği yerde yazan ödülü alacaktır diyor. Şimdi Ümit demiş ki derin bir üzüntü hissediyorum. Ümit'in dediği cümlede derin sözcüğü mecaz anlamlıdır. Dolayısıyla Ümit bir ok atmıştır ve bir hediye almıştır. Yani Ümit'in hediye almadığı şıkları ben bir eliyorum. Devam ettim. Söylediğim bu sözler gerçekten çok ağır. Ağır ifadesi sadece mecaz anlamlıdır. Dolayısıyla Yiğit de bir hediye almıştır. Yiğit'in ilkin C'de iki hediye aldığına göre tek hediye alması gerekiyordu. Balon hediyesini alacak. Acı bir rüzgar sesi duyuluyor. Yalnızlıktan yanıyordu. Burada acı ve yanmak ifadeleri mecaz anlamıyla kullanıldı. Dolayısıyla Tuna iki tane hediye alacak. Alparslan, fayton gezileri için insanlar atları ezmemeli. Sadece ezmemeli mecaz anlamıyla kullanıldı. Alparslan da bir tane hediye alacak. Gelmek sözcüğünün güncel Türkçe sözlükte 36 farklı anlamı vardır. Bunlardan bazıları verilmiştir. Buna göre gelmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen anlamların herhangi biriyle kullanılmamıştır. Verdiği sözü tutmuş, vaktinde gelmişti. Evet, burada varmak, ulaşmak anlamıyla kullanıldı. Buranın havası bize gerçekten iyi geldi. Hissettirmek anlamıyla karşımıza geliyor. Bu anlam yukarıda verilmedi. Marketten aldığım şeyler 1000 liraya geldi. Yani mal oldu anlamıyla kullanıldı. 1000 lira etti anlamıyla. Eski çağlardan birçok anıt günümüze kadar gelmiştir. Günümüze kadar ulaşmıştır anlamıyla kullanıldı. Cevabımız B. Bir sözcük, sözlükteki ilk anlamı veya bu anlama çeşitli ilgilerle bağlı kalarak oluşan diğer anlamlarıyla kullanılmışsa gerçek anlamdadır. Ancak mecaz anlamlı kullanımlarda sözcük gerçek anlamdan uzaklaşır. Serin rüzgarlarla pencereni aç. Karşında sabahın ışığı ile değişen ağaç. Bak seyret ağıran rengin ufkun. Mahur gözlerinde süzülen uykun. Hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır diyor. Süzülmek ifadesi burada gerçek anlamının dışında kullanılıyor. Dalmak. Güreşte bir rakibin belden aşağı bir yerini aniden tutmak, uyumak, kendini bilmez duruma gelmek, kendinden geçmek, bir yerin içine girmek, suyun içine bütün vücuduyla ve hızıyla girmek, bir başka bir şeyle uğraşamayacak veya başka bir şeyi düşünemeyecek biçimde kendini bir şeye kaptırmak. Sokak kapısına daldılar yani ve ağır ağır yukarı süzüldüler. Bir yerden içeri girmek anlamıyla kullanıldı bir. Ateşi yüksek olduğu için ara ara dalıyor. Yani kendini bilmez bir duruma geliyor. Bu kadar derine dalmak için oksijen tüpünüz var mı? Suyun içine girmek anlamıyla. 3. O serinlik içinde dalmış. Uyandığı vakit güneş çoktan doğmuştu. Evet, uyumak anlamıyla 4 farklı anlamda kullanıldı. Berna öğretmen derse öğrencilerine bazı terim anlamlı sözcüklerin bazı cümlelerde terim anlamları dışında kullanılabileceğini belirtmiş ve buna çeşitli örnekler vermiştir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden geçen altı çizili sözcük Berna öğretmenin açıklamasında örnek olacak şekilde kullanılmıştır. Hakem korner atışını karşı takıma verdi. Bir üçgenin iç açıları toplam 180 derecedir.
Hepimiz tuvale sünger baskı tekniğiyle resim yaptık. Bu uzun konuşmana bir virgül koymanın zamanı geldi. Evet, Berna öğretmenin açıklamasına uygun olan ifade virgüldür. Normalde virgül Türkçe ile ilgili bir kavram olarak kullanılsaydı terim anlamlıydı. Ama bir süre durma anlamını verdiği için terim anlamlı değil, mecaz anlamlı olacak şekilde kullanıldı. Cümle içinde bilim, sanat, meslek dalı ile ilgili kavramları karşılayan sözcükler terim anlamlıdır. Hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır diyor. Amcamın kalp kapakçığında sorun tespit edildi. Kalp kapakçığı terim anlamlıdır. Şiirlerinde kullandığı tam uyak terim anlamlıdır. Köprü sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır. Karadeniz'in her yerinde yeşilin binbir tonu ile karşılaşırsınız. Burada terim anlamlı ifade yoktur. Bir yarışmada finale kalacak öğrencilerin belirlenebilmesi için öğretmen aşağıdaki kuralları açıklamıştır. Final turundan önceki aşama olan yarı finalde öğrenciler üst kelimesini öte, arka, vücut, beden, artan, geriye kalan bölüm, bir şeyin görülen yüzü anlamıyla kullanması gerekir. Hangisi doğru kullanmıştır diyor. Pınar'ın üstünü almak, paranın üstünü almak istemedi Pınar. Evet, burada paranın üstü artan geriye kalan kısmı anlamıyla Pınar doğru kullandı. Şehzade Camisi'nin üst yanındaki sokakta, yani öte arka tarafındaki sokakta anlamıyla Fatma da doğru kullandı. İçeri giren yabancıların üstleri arandı. Yani cepleri, kıyafetleri arandı anlamıyla bunun açıklaması yukarıda yok. Üst makamlardaki insanların yüksek makam anlamıyla bunun da açıklaması yok. Pınar ve Fatma finale kalmışlardır. Sözcükler gerçek anlamından uzaklaşarak başka anlamlara gelecek şekilde kullanılırsa mecaz anlam kazanmış olurlar. Örneğin kızmak sözcüğü, ısıtılan veya ısınan bir nesnenin sıcaklığının çok artması anlamında kullanılırsa gerçek. Öfkelenmek, sinirlenmek anlamında kullanılırsa mecaz anlamlı olur. Çünkü sözcüğü gerçek anlamı sıcaklığın artmasıyla ilgiliyken artık bu sözcük yeni bir anlam kazanmıştır. Buna göre eline aldığı 250 sayfalık kitabı hiç yorulmadan 2 günde hatmedip yuttu. Cümlesindeki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır diyor. Yutmak ifadesi eline boyuna okumak anlamıyla kullanılmış, mecaz anlamıyla kullanılmış Adana.